Arkadaşlar merhaba ben işte hocam ne yapıyoruz hocam bu yazar kim serisine bomba gibi devam ediyoruz. Servet Fünun'dayız. Karamsar şairlerin bir araya geldi. Kapalı dilin ayyuka çıktı. Anlaşılması güç eserlerin yazıldığı Ama gerçekten modern romanın görüldü değil mi? İnanılmaz bir dönemdeyiz. Halit Ziyalar, Fikretler, Cenab-ı Mehmet Rauflar aman Allah'ım. Kimler kimler var? Kimler kimler gelmiş hocam? Servet Fün'ün dönemi soruma ihtimali en yüksek dönemlerdedir. Dönemlerden biridir biliyorsunuz çok önemli çok tipik isimler var garanti sorulacaklar. Şimdi bu yazar kim serisiyle hem bu garantileri konuşmuş oluyoruz hem de gelme ihtimali olan arada kalan kıyıda köşede kalan isimleri konuşmuş oluyoruz. İlginizden dolayı da çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Aman dikkat bu gazla biz yaparız hocam ne kaplar yaparız Allah'ın izniyle. E o zaman haydi hocam bismillah diyoruz ve başlıyoruz gelsin ilk isim. Bakalım ilk ismi hatırlayan. Çıkacak mı? Bütün mesele ilk adımı doğru atmakta. Devamı da doğru gitsin hocam. Hasta çocuk. Hocam yani ben de çok uyanmadı. Peki, 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 peki. Ramazan sadakası buna ne diyorsun? Hocam valla yani Ramazan sadakası, Ramazan falan. Yok abi balıkçılar, balıkçılarda bir şeylerin uyanması lazım artık. Evet hocam balıkçılarda bir şeyler canlanmaya başladı. Serbest müstezatı geliştirmiş olması e tabii ki. Bu isim koskocaman bir T harfi gelsin. Tevfik Fikret arkadaşlar Tevfik Fikret sorulma ihtimali %100 olan bir isim biliyorsunuz çok önemli aman dikkat. Şimdi Rübabı Şikeste desem zaten affetmezsin siz şiiri desem zaten affetmezsin yani Haluk'un bayramı Haluk'un defteri falan gözün kapalı yapacağın noktaları var çok iyi biliyorum onlar için rahat olsun. Biraz daha zorlama hazırladığım bir sorudur yani serbest Müslüman nazım biçimini geliştirmiş ha tevfik etmiş ya Ramazan sadakası balıkçılar tamam da hasta çocuk ha o da onunmuş ya demenizi de istiyoruz. Yoksa hepsini full yapmanız değil burada marifet. Mesela öğrenmeniz. Tam 15 isim konuşacağız. 10 ve üzeri bekliyorum onu söyleyeyim. 3-4 tane çok kilit var. Çok kilit var. Bir iki tane çok detay var bakalım ne olacak. Gizli figanlar. Dikkat. Namık Kemal etkisi. Ya yani Namık Kemal etkisi hikayede. Sanki bu gizli figanlardan çıkması lazım bunun. Haydi dikkat gelsin hocam. Süleyman Nazif arkadaşlar. Süleyman Nazif bu sefer de soy ismi büyük yazmış olalım. Saygı duyalım. Geldik hocam üçüncü isme. Yani çok zor. Zor abi. Zor artı artı artı. Plus. Platinyum. Ondan sonra elit melit ne varsa saymak lazım burada. Bütün hepsi var yani. Plus 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 bu. Şimdi hüzün ve elem şairi yendiği zaman hatırlanmalı. Bağ bozum birkaç tane var edebiyatımızda. Bir sürü bağ bozum adında eser var. Tabii ki Servet Firun deyince bir kişi var ama yine de hüzün ve elemden belki bir şeyler çıkabilir. Zor bir isim. Şimdi Hüseyin diyeceğim. Abi Hüseyin Suat Yalçın var. Hüseyin Siret Özsever var. Hüseyin Cahit Yalçın var. Peki S diyeceğim. E, bu sefer de Suat mı Siret mi? Tabii ki Hüseyin Siret Özsever arkadaşlar lütfen cebinize kalsın. Hisse Hüseyin Süret Evet. Hisse Sürit. Evet. Hüseyin Siret Özsever. Dikkat! Hüzün ve elem şairi. Servet Fünun arada kalmış ama bir o kadar da büyük ismi. Cepte kala. Bence zordu. Yani bunu direkt bilen varsa Çıksın gitsin girsin abi sınava. Çıksın gitsin girsin sınava. Çok net sınava girsin şu an dikkat. Devam. Nesri sul, nesri harp. Tamam hocam hatırladım sanki biraz. Saati semenfam gibi özgün yani Yasemin renkli saatler gibi özgün tamlamaları var. İnanılmaz kelime grupları var arkadaşlar. Elhan Işita ise en bilinen şiirlerinden arkadaşlar. Tabii ki Cenab Şahabettin olacak. Aman dikkat Cenab Şahabettin'e saygı duyuyoruz büyük isimlerden. Doktor, doktor olanlardan dikkat. Şiir demeti Adlı eseri önemli şiir demeti. Hatırlamadık hocam. Vasiyet adlı şiirle tanınmış. Ah ah o diyor abi. Namık Kemal'in oğlu. Belki biraz buradan. Ali Ekrem Bolayır arkadaşlar. Ali Ekrem Bolayır cebinizde kalsın. Şimdi Namık Kemal'in oğlu ifadesi biraz daha tipik bir bilgi. O yüzden bunu aktardım ama bence bu soruda artık şiir demeti işte vasiyet. Bunları kesinlikle cebe koymalısınız. Bu da kesinlikle zordu. Direkt yüzde vereyim buna. %99 abi zorluk seviyesi bu. Zor. İki tane zor soru geldi Bakalım neler olacak bir iki tane daha gizlemiş olabilirim Mesela bu da onlardan bir tanesi Bence çok sağlam Gave-i Zalim takma adıyla biliniyor Gave-i Zalim ve Çürük Temel adında oyunu var arkadaşlar Hüseyin Suat Yalçın bu seferde Hüseyin Suat Yalçın nasıl hatırlarız? Hüseyin Suat arkadaşlar oyunlarla hatırlamalısınız Dönemin en önemli tiyatrocusu bitti Yani Servet İpiyonu da tiyatro noktasında üstüne yok arkadaşlar Aman dikkat Vallahi bu fısfıs kolonyayı da nereden aldım ben ya şunu Yanıma koymuşum. Vallahi bas Allah bas ya. Val bitirmeden ben onu bugün şey yapmam bırakmam. Evet. Aşk ve kadın şairi lakaplarıyla tanınacak. Beyaz Gölgeler en ünlü eseri olarak bilinecek. Bence bu ismi bilmelisiniz. Bilirsiniz. Bilirsiniz. Bence bilirsiniz abi. Beyaz Gölgeler'den belki biraz yürüyebilirsiniz. Kimdir hocam o? Celal Sahir Erozan. Aman dikkat arkadaşlar. Celal Sahir Erozan cepte kalmalı. Yalnız uyuyorsun dalıyorsun. Böyle olmaz ya. Ay vallahi her videoda söylüyorum bir daha söyleyeceğim çay 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 abi çayımızı alalım gelelim. Allah aşkına bu böyle olmaz. Bu video böyle izlenmez. Vallahi izlenmez ya ne anladım abi? Dilimiz damağımız kuruyor olmaz. Oba çok iyi bir soru. Bak genç kız kalbi tamam onun biliyoruz da. Rauf vicdani Mahlasını Mahlasını evet. Mahlasını kullandığını biliyor muyduk? Evet, müthiş bilgi. Hangi kitabımızda var? Tabii ki kitabımız yanınızda. 65 günde AYT Edebiyat kitabımızda var. Yeryüzünün en ayrıntılı kitabı biliyorsunuz. Her şey var içerisinde. En ayrıntılı edebiyat notları. İçiniz rahat olsun. Her şey var. Biz de zaten onu anlatıyoruz videolarda ama ne yapıyoruz? Hepsini verip içinden şu gelir, şu gelir seçerek. Yani olması gerektiği gibi. E cevabımız gelsin hocam. Cevabımız gelsin. Rauf Vicdani, Genç Kız Kalbi, tabii ki Mehmet Rauf. Dikkat! Mehmet Rauf'u hemen şöyle yazıyoruz. Eyvallah süper. Mehmet Rauf'a selam. Devam. Aman dikkat. Aman dikkat. Çok doğru gidiyoruz 65 günde arkadaşlar. Çok sağlam gidiyoruz. Tüm detaylarıyla anlatıyoruz. Haberiniz olsun. En ince ayrıntısına kadar. Modern romanımızın kurucusu. Çok iyi bilmeliyiz. Nemide bir ölünün defteri. Şimdi Nemide ve bir ölünün defterinden hatırlarız. Kesinlikle yaptığınız Adum gibi biliyorum. Adum adum. Hatta net yapacağınızı biliyorum ama modern romanın kurucusu ifadesi bence çok daha özetleyici. Halit Ziya Uşaklıgil hatırlayacaksınız daha önce söylemiştim bir sınavda hazreti diye okumuştu bu bismillah dur. Halis ya Uşaklıgil şimdi yanlış okumayalım devam neredeyiz hocam hayal içinde Nadide adı eserleri var güzel yazdığı bir makale sonucu topluluk dağılmış abi nasıl bir isim ki bu? Hani ne söylemiş olabilir ki değil mi makale sonrası pat bir anda topluluk dağılıyor ve herkes kendi özünü buluyor abi topluluk dağılıyor bak ben sana söyleyeyim Allah aşkına dur anlatırız bunu önemli dur şu önemli şu önemli dur. Topluluk dağılıyor. Saçı da şöyle toparlarsam. Ha süper. Abi tefriket bir anda vatan millet Sakarya coşturuyor. Abi toplumcu çıkıyor içinden. Cenab-ı Şahabettin'e bakıyorsun ufak ufak bir toplumcu şeyler. Halis Ziya'da bir şeyler falan. İnanılmaz. Edebiyat ve hukuk makalesini yazıyor Hüseyin Cahit Yalçın sorumuzun da cevabı. Sonra topluluk bir anda bir sarsılmalar falan dağılıyor. Sonra herkes toplumcu oluyor bir anda. Herkes demeyelim de büyük bir çoğunluğu toplum için yazmaya başlıyor. Aman dikkat. Hüseyin Cahit Yalçın kalemlerdesin. Buradasın. Hüseyin Cahit, Yalçın önemli isimlerden devam bitmesin eleştirileriyle ön planda Hayat ve Kitaplar adlı eseri var ama eleştiriden değil mi tek isim olduğu için eser ismi yazma ihtiyacı duymadım. Servet-i Fünun döneminde Hipolite tayinden etkilenen yeryüzünün o dönemki diyelim en güçlü eleştirmeni diyebiliriz Ahmet. Şuayip ayıp dikkat cepte lütfen kalsın. Servet-i bir numaralı eleştirmenidir Ahmet Şuayip. Batılı teknikle eleştiriler yazar çok büyük isim. Devam. Haristan ve Gülistan adlı eseri var. Gönül Hanım var. Çağlayanlar var. Hikaye ise hikaye. Romansa roman abi. Her şeyi yazmış bu adam. Çok büyük bir isim. Tabii ki Ahmet Hikmet Müftüoğlu aman dikkat arkadaşlar. Ahmet Hikmet Müftüoğlu harikasın hocam. Devam. İfet şık önemli eserler arasında sokağa edebiyatımıza getirmiştir demişiz Aman dikkat öncelikle bu ismin Bağımsız olduğunu söyleyelim. Servet Fünün başlığı altında şu an veriyoruz ama bağımsız isim iki tane olduğu için e, onlara da tek bir video tabii ki çekemeyeceğiz. İki eser, üç eser belki söyleyebiliriz. O yüzden onları da buraya sıkıştırdım arkadaşlar. Servet Fünün döneminin bağımsız isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Tamam büyük önem taşır. Kesinlikle sorulur. Yüzde yüz gelecek bu sene. Gülüp ağladıklarım ve gecelerim bilinen eserleri arasındadır diyor. Bu da tabii ki yine bağımsız isimlerden. iki tane bağımsız isim var zaten Servet Fünün'de. Bir tane tanesi Hüseyin Rahmi Gürpınar, bir tanesi ise Ahmet Rasim arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Unutmamakta, not tutmakta büyük fayda görüyoruz. Vallahi iyi gidiyoruz ha. İyi gidiyoruz. Bu yazar kim 65 gün kampının sonuna atmadım bilinçli olarak. Kampı daha böyle desteklesin biraz daha sizi böyle tutsun diye. Yani tamam mı hocam ben iyi gidiyorum ya bu motivasyonu sağlaması da lazım bu kampların. Doğal olarak biraz da motivasyon aşılasın. Biraz da eksiklerinizi kapatın düşüncesiyle biraz daha böyle dedim ya sizi sağlam tutsun diye. Bu kampı direkt olarak 65'te birlikte başlattım. Yani devam ederken başlattım. Haberiniz olsun. Kamp bitmeden başka kamp başlar biliyorsunuz bizde. içiniz rahat olsun. Bu kamp bitmeden belki yeni sürprizler olur. Bakalım neler olacak? Deneme kampı bizi bekliyor. Hazırlı oldu sayılır arkadaşlar. Hazırlandı sayılır. Onu da duyuracağım inşallah. Bol bol deneme çözeceğiz. Haberiniz olsun. E o zaman Hadi devam edelim. Var mı hocam bir şeyler? Var. Aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır diyor. Şervin Adreseri çocuklar için yazmıştır eserini. Tabii ki Tevfik Fikret arkadaşlar. Bir tane daha dedim sıkıştırayım ben buraya. Değil mi? Bir tane daha eser sıkıştırayım dedim. Tevfik Fikret şu nokta olsun. Tığ Fikret gibi oldu. Harika Tevfik Fikret. Harikasın hocam. Müthiş gidiyoruz. Harika gidiyoruz. 65 gün bir yandan. Bir yandan bu yazar kim serisi devam ediyor? Bakarsınız yeni yeni serilerle yanınızda olmaya devam ederiz. İçiniz çok rahat olsun. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Rahat olun. Konu anlatımımız kitabımız yeterli. Konu anlatımımız kitabımız evet yeterlimiz hatta. Soru bankamız yeterli. Video anlatımlarında biliyorsunuz arkadaşlar her şeyi anlatmaya başladık. Daha da detay daha da detay. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar verip içerisinden seçerek gidiyoruz. Şu gelir, bu gelir, bu gelmez diyerek. İhtiyacımız olan da bu. Cumhuriyetten korkmak yok. Divandan korkmak yok. Evet bu sene biraz merkeze oturacaklar. Divan ve Cumhuriyet bu senenin merkezinde olacak. Dörder beşer soru gelecek. En az on soru var ikisinden. İçiniz rahat olsun. Ama istediklerini sorsunlar. Bin tane yazardan bininci soracak halleri yok. Bilinen isimler, bilinen yazarlar, bilinen eserler, bilinen içerikler, bilinen edebi dönemlerin bilinen özellikleri. Doğal olarak lütfen kasmayın. Edebiyat tekrar dersidir. Ne kadar çok tekrar yaparsan o kadar yüksek net yaparsın. Edebiyat şu değildir. Ya hocam ben video izledim, testimi çözdüm, bitti. O oh, ben servetçilerini attım Hayır, ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar netler yükselir. Bol tekrar, bol tekrar, bol tekrar, bol tekrar. Hafızayı yenile, 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 yenile. Eserleri tekrar et, 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 et. Bu bunun da şu şunun görür görmez yapıştır. Sınavda durup da nadide 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 diyorsan gitti. Nadide Hüseyin Cahit çat. Evet arkadaşlar sağlam bir videoyla daha karşınızdaydık. E o zaman yarın tekrar kamp gününde ve tabii ki bu yazar kim serisinde görüşmek üzere. Kolay gelsin çalışmayı unutmayın. Bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı hiç unutmayın. Görüşürüz kolay gelsin.